Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Gene yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Euro Dolar konuşmak istiyorum. Video başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim amacım size elit dalga teoreminin prensiplerini nasıl genel piyasalarda kullandığını göstermek, okey? Bir finans profesyonel birisine yatırım almanız gerekir yapmak istiyorsanız bu da SPK tarafından lisanslı kişiler tarafından olur. Benim SPK lisansım yok. Dolayısıyla hiç kimseye bir yatırım tavsiyesi veremem. Şimdi bunu bu olayı geçirdikten sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar benim en son çektiğim euro dolar analizinde durum buradaydı. Ondan sonra bütün bunlar yaşandı. Dolayısıyla önce buradan başlamak istedim. Ama videonun ben bu videonun altına daha önce çektiğim videoyu da linkini koyacağım. Önce onu izleyip ondan sonra buraya tekrar dönerseniz sizin için daha faydalı olur. Şimdi bir önceki videoda şurada kalmıştık. Tabii ondan sonra bütün bunlar oldu. Ben orada da video çekmediğim için update etme şansım olmadı. Şimdi tekrar video çekmeye başladığım için size bunu anlatabilirim. Şimdi burada bir ABC vardı. Bizim meşhur ABC. Ve burayla alakalı bakın şu an sizden istirhamım kırmızıyı takip etmeniz. Şu anda kırmızı derecedeyiz. Bir ABC'miz vardı. Bu neydi? Bu bir zigzagdi. Bunun nedenlerini öbür videoda anlattığım için burada çok detayına girmiyorum. Fakat çünkü ondan sonra bu ABC'den sonrası artık bizim için önemli. Çünkü bakın bu ABC'den sonra yani şuraya teorik kısmını da bir gösterelim. Şimdi burada bir ABC var. Bunun neden 1, 2, 3, 4, 5 olmayacağını vs. öbür videoda anlattım. Şimdi biz şuradaydık. Tamam mı? Şuradaydık. Şimdi bu C'den sonra bir X gelecek. Çünkü neden? Piyasa gerekeni yapmadı. O yüzden basit bir düzeltme değil. Yani şu ABC'den sonra bir üst derece artık neyse şurada beyaz demişiz. Bu burada bitmiyordu. Neden? Çünkü onun bitmesi için bu kadar süre zarfında, C dalgasının oluştuğu süre zarfında ta B'ye kadar geri dönüp 0B'yi kırması gerekiyordu. Böyle bir şey gördüğünüz gibi yok. Dolayısıyla bana bu kırmızı C'den sonra bir X dalgası lazım. Teoriyi tamamlayabilmemiz açısından. Tamam, çok güzel. Şimdi buradaki bütün zımbırtıları sileyim ki buradan daha rahat ilerleyelim. Tamam mı? Önce Fibonacci'leri silerek başlayalım. Şimdi çünkü şu an burada düşündüğümüz bütün Fibonacci'lerin bizim için şu an için hiçbir anlamı yok. Tamam. Şimdi şu burayı da silelim. Şimdi biraz daha kolay bir durumdayız. Hatta şunu da silelim. Bunların ben bütün olasılık olarak hangilerinin olabileceğini anlattım daha önceki videoda. Şimdi arkadaşlar şunları da sildikten sonra gördüğünüz gibi bizim önümüze daha mantıklı bir elit çerçevesinde bir şey çıktı. Tamam. Güzel. Bu kadar yeter. Şimdi bakın. Şu noktada bizim şu olasılığımız neydi? ABC sonra bir X dalgası sonra bir üçgenle bitirerek bunun bir ikili kombinasyon olabileceği. Bu olasılıklardan bir tanesiydi. Fakat gördüğünüz gibi market bunu seçmemiş. Market şöyle bir şey yapmayı tercih etmiş. Diyeceksiniz ki ya bu bütün olası, evet bu elit böyle bir şey ne yazık ki. Yani bunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bunu bilsinler. Tamamen olasılıklar üzerinden ilerlemek zorundasınız. Eğer C dalgamız burada bittiyse bir yerde bir X bitecek. O da burası. Şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl oldu? Hemen göstermeye çalışayım. Şimdi bir X dalgası nedir? Önce bununla başlayalım. Bir X dalgası arkadaşlar bir düzeltme dalgasıdır. Elliot teoreminde şöyle bir şey olmaz. Mesela şunu diyemezsiniz. Bakın aynı derecede ama. Bu bir ABC sonra bundan sonra bir A sonra bir B sonra bir C geldi. Bakın böyle bir sayım görüyorsanız oradan koşarak kaçın. O kişi ne konuştuğunu bilmiyordur. Elit dalga teoreminde iki aynı derece olmak kaydıyla bakın konuşuyorum. Aynı dereceden kastım gördüğünüz gibi bir ABC var burada kırmızıyla. Gene aynı derecede ABC devam ediyor. Bu şekilde olmaz. Bir üst derecede bir şey bitmez ise yani şurada bir üst derecede bir şey bitmeden aynı derecede bir sayım devam edemez. Çünkü bu böyle olduğu zaman arada bir X dalgası gerekir. Bu X dalgası da şu. X dalgası
intervening way'dir. Yani iki dalgayı birbirine bağlayan aracı dalgadır. Bu dalgalar da daima düzeltme dalgası olmak zorundadır. Tamam. Şimdi bu bilgi bizim teoride kitapta yazdığına göre ondan devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bu x dalgası ile alakalı ben burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Bunlar bizim olasılıklarımız. Ben ne biliyorum bu x dalgası ile alakalı? Bu x dalgası bir düzeltme dalgası. Kompleks de olabilir, simple da yani basit de olabilir. Şimdi ne olabilir? Yani bunu x dalgasının içerisini nasıl yapabiliriz? Mesela şöyle yapabiliriz. O zaman bakın kırmızının bir altında ne kullanmışım? Mavi. C dalgası nedir? Mavi. Bakın bu bir zikzekti. Mavi de yani kırmızı C dalgası bir alt adresi mavi ise burada ne gerekiyor? Bir impulsif hareket gerekiyor değil mi? Çünkü zikzekin C dalgası her zaman bir impulsif harekettir. Güzel. Nasıl zikzekin C dalgası bir impulsif hareketse X dalgası da aynı derecede olan X dalgası da bir düzeltme dalgası. Dolayısıyla ben bir alt derecede burada 1, 2, 3, 4, 5 aramaya kalkmıyorum. Yani burada şunu işte ben burada 1, 2 gördüm, 3 gördüm, 5 gördüm. Hayır. Bu da X dalgasının içerisi asla bir impulsif hareket olamaz. Peki güzel devam edelim. Ne olabilir? Mesela şöyle bir şey olabilir mi acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Şimdi mesela burası A olsa. Burası B olsa. Burası C olsa. Burası da mesela D olsa ki yani ben D dalgasını şuraya koyardım. Ve E olsa. Evet şimdi bakalım nasıl bir şey oldu. BD bir üçgen. Her üçgen bu arada illa bu da AE. Her üçgen illa bakın burada bununla ilgili çok soru. Şimdi arkadaşlar üçgenlerin de çeşitleri var. Special type üçgenler dediğimiz özel tip üçgenler var. Özel tip üçgenlerden bazıları iki tane var zaten. A ve E tren çizgisinde de hareket edebilir. BD sabit kalma koşuluyla. C ve E'de de hareket edebilir. Bu size kalmış. Yani ben burada bunu A ve E olduğunu daha uygun gördüğüm için bu şekilde yaptım. Özel tip üçgenler sadece kapanan üçgenlerde oluşur. Şimdi bu eğer B ise, bu C ise, eğer şöyle bir şeyse bakın bu X dalgası burada bitiyor. Dolayısıyla benim A, B, C, X. Buradan sonra başlayan bir dalgam daha olabilir. Opsiyon, bakın farklı opsiyonlar bahsediyorduk. Ben bir önceki videoda görürseniz şunu diyordum. Hani X dalgası burada da bitmiş olabilir ya da ileriki bir zamanda bir üçgen yapıp da bitebilir. Eğer öyle bir durumda bir üst derece başlar. İşte onu yaptığı için piyasa bugün diğer olasılıklardan bahsetmiyorum. Şimdi bu illa bu şekilde bir düzeltme olmuş olmak zorundadır diye bir kayda var mıdır? Hayır yoktur. Böyle bir şey de demiyorum. Ama benim gözüme buradaki üçgen hoşuma gittiği için bu şekilde devam edeceğim. Bakın ondan sonra piyasa bir hareket yapıp yukarı çıkıyor. Şimdi buradan sonra mesela şurası A dalgası olsa kırmızıyla tamam mı? Bu bir A dalgası olsa ben ne yapmam lazım? Şimdi burada gene olasılıklar devreye giriyor. Eğer bu bir A dalgası ise buradan buraya o zaman B dalgası neresi olabilir? Mesela B dalgası şurası olabilir değil mi? Burası da C dalgası olabilir diye düşünebiliriz. Tamam güzel öyle düşünelim. O zaman bu durumda şunu kontrol etmem gerekiyor. Benim bu A dalgamın başlangıç noktası neresi? Şurası. Bitiş noktası neresi? Burası. Güzel. O zaman sıfır noktasından A noktasına bir Fibonacci çekiyorum. Çok güzel. Benim buradaki amacım ne? Şimdi X dalgasından sonra bakın şuradaki tekrar teoriye geri dönelim. Şimdi buradaki X dalgasından sonra mesela bir impulsif hareket başlayamaz. X dalgasından sonra yeni bir düzeltme dalgası başlayacak. Dolayısıyla eğer bu sayıma buradan sadık kalmak istiyorsak ve C'den sonra bir X geliyorsa buradan sonra gelecek hareket de bir düzeltme dalgası olmak zorundadır arkadaşlar. Aynı bu derecede ama. Mesela A dalgası bir zigzag olmuş olsaydı örnek veriyorum. Bu A dalgasının alt derecesi, kırmızının alt derecesi mavi olduğu için aynı buradaki gibi 1, 2, 3, 4, 5 olabilirdi. Fakat burada zigzag olup olmadığına bakmamız gerekiyor değil mi? Bizim için önemli. O yüzden sıfır noktasından A noktasına bir Fibonacci çektim ki oradan sonra gelecek fiyat aksiyonu yani price action'ın nereye gittiğini, Fibonacci'nin hangi seviyede olduğunu anlamam lazım. Şimdi buradan buraya A çektik, Fibonacci'mizi çektik. Bakın B dalgası burada bitmiş olsa yani şurası bakın B dalgasının neden buraya konulamayacağını anlatıyorum öncelikle.
A dalgasına sonra B dalgası buraya geldi. Eğer siz B dalgasını buraya koyarsanız o zaman C dalgasının başlaması gerekir değil mi? C dalgası. Şöyle bir C dalgası başlayacak. Tamam, güzel. Ya siz diyebilirsiniz ki hemen 1, 2, 3, 4, 5'çiler de buraya gelsin. Hemen şuraya şunu da dersiniz. Bu 1. Bu 2. Hatta 2 bu. Değil mi? Her yerde bir 3. İşte 3. 4. Hadi bu da 5 olsun. Tamam. Tamam, bu A. Burada da C var. Ama bakın. Zikzekin bir kuralı var. Kurallardan kitapta şöyle der ki zikzekin C dalgası %1 dahi olsa bu bir bullish hareket olduğu için A dalgasındaki yükseği geçmek zorundadır. Tabii bu düşüş olsa o zaman A dalgasındaki düşüğü geçmek zorundadır. Yani bakın B dalgasından sonra başlayan fiyat aksiyonu burada bitiyor. Şöyle olsa o zaman diyebilirdim ki evet bu bir zikzek olabilir. Dolayısıyla B dalgasını buraya koyabilirim ama kurala uymuyor. Kurala uymuyorsa nedir? O zaman B dalgası burada bitmiş olamaz. Bakın bu kadar basit. Yani aslında şöyle kuralları bildikten sonra yani kuralları ya siz kendiniz öğreneceksiniz ya işte benim gibi birisi size öğrettikten sonra kuralları uygulamaya koymak daha kolay. Ama hani sadece kulaktan dolma işte Elliot nedir 1, 2, 3, 4, 5'tir diye hareket ettiğiniz zaman bu iş neredeyse imkansıza yakın derece yapması o kadar zor yani. Ben hiç başarılı olanı görmedim o şekilde. Şimdi A dalgası burasıysa ve bu 1, 2, 3, 4, 5 değil gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Çünkü B dalgası burada bitmemiş. Bu bakın şöyle şu mantıktan da bir de olayı ters mantıktan çevirip anlatayım. Şimdi B dalgasını buraya koyamadık değil mi? 61.8'i geçti. 61.8'i geçtiği andan itibaren zaten zikzek olamaz. Zaten zikzek olamadığı için de gördüğünüz gibi bu 1, 2, 3, 4, 5'i de böyle de silebilirsiniz. Ha ben zaten bu 1, 2, 3, 4, 5'in neden olmayacağını da dalga prensibinin diğer kurallarıyla da anlatırdım. O da ayrı zaten. O da işin başka bir boyutu ama süremiz kısıtlı olduğu için bunu burada bırakıyorum. Şimdi bu bir A dalgası ise B dalgası nerede bitebilir o zaman? Sorumuz bu. Şimdi o zaman benim o şekilde hareket etmem lazım. Tamam güzel. Peki ben şimdi neredeyim? Ben şimdi mesela A dalgasından B dalgasına gidiyorum değil mi? Şimdi bakın o zaman bütün bunları silelim. Şimdi A dalgası bir düzeltme dalgası olduğunu gösterdi bize. Neden? Çünkü 61.8'i geçiyor. Çok güzel. O zaman B dalgası. B dalgaları bakın arkadaşlar. Nerede olursa olsun. Bir üçgendeki B dalgası olsun. Bir flat'teki B dalgası olsun. Ya da bir zikzekteki B dalgası olsun. Hepsi düzeltme dalgasıdır. Dolayısıyla şuradan yani tepeden 1.23.522'den başlayıp aşağı giden hareket şu sayım eğer doğruysa ki bunu bilemeyiz tabii ki o da bambaşka bir konu ama eğer bu sayım doğruysa şuradan başlayıp aşağı doğru iyi giden hareket bir impulsif hareket olamaz. Dolayısıyla burada benim kırmızımın altındaki neydi? Maviydi değil mi? Ben burada mavide de 1, 2, 3, 4, 5 falan aramıyorum arkadaşlar. Öyle bir durumda değiliz şu anda. Tamam. Güzel. Şimdi bakın. Aynı mantıkla ilerleyelim. Bu bir A dalgası. A dalgası nerede olabilir? Burada olabilir, burada olabilir. Diyelim ki buraya koyduk. O zaman B dalgası lazım. B dalgası da burada. Güzel. Şimdi C dalgası. Bu arada tekrar şuna bakmam lazım. Bakın aynı mantık. Şurada yaptığımın aynısını yapıyorum. Sıfır noktam neresi? Bu sefer burası. Değil mi? A dalgası nereye geliyor? A da buraya geliyor değil mi? Bu sefer yukarıdan aşağı bir fibo çekiyorum. B dalgası nereye gelmiş? Bakın B dalgası 61.8'in üzerinde. Çok güzel. Demek ki A, B, C. Bu bir flat hareketi. Flat hareketinden sonra başlayacak. Burada başlayacak hareket nedir? Bir C dalgası. Güzel. B'den yani bir flat hareketi. Bu arada B dalgası bir üçgen de olabilir. Dolayısıyla yani elimdeki opsiyona göre şu kırmızı B dalgası ya zaten bir zikzek olacaktı. Değil mi? Teoriye geri dönelim. Yani ya bir zikzekle başlayacak bu hareket ya bir flatle başlayacak ya da bir tek başına üçgen olacak. Değil mi? Bu 61.8'in üzerinde bittiğine göre demek ki biz zaten zikzeki eledik. O zaman ne kaldı geri? Ya flat ya üçgen olacak. Şimdi bakın buradaki olay bize şunu şurada iş biraz değişiyor. Şurada iş biraz zorlaşıyor. İşte şuradaki hareketi anlamak bizim için çok önemli. Şimdi eğer bu bir C dalgasıysa flat'in C dalgası impulsif harekettir. Ama nasıl impulsif harekettir? Ya klasik impulsif harekettir ya terminal impulsif harekettir. Dolayısıyla ben bu mavinin bir altına ineceksem de bakayım burada bir renklendirme yapmış mıyız? Hayır yapmamışız. Mavinin de bir altı C dalgasıysa bu sefer bakın burada impulsif arıyorum işte.
Tamam mı? O zaman ne yapıyorum? Bunu da mesela sarı yapalım. O zaman işte burada 1, 2, 3, 4, 5 arayabilirsiniz. Ama bunu da biraz küçültelim. Bunu çok büyük oldu. Tamam, çok güzel. Şimdi bakın. Bir neresi olabilir? Bir burası olabilir. Ama bakın bu hareket gördüğünüz gibi bir klasik impulsif harekete benzemiyor. Bu hareket bir klasik impulsif harekete benzemediği için de ben şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4 mü? 4. Belki de bir 5 başlayacak. Tamam mı? Ondan sonra bu hareketin devamı gelmesi bekleniyor. Şimdi ben burada şuna bakıyorum. Şöyle bir hareket mi olacak? Ya da oldu mu zaten? Bunu anlamak önemli. Buradaki hareketin ne olduğunu çözmek size kalıyor arkadaşlar. Yani bu sizin kendi kendinize kalmış bir şey. Yani neden? Çünkü şunu da yapabilirsiniz. Mesela bakın şu da bir opsiyon. Bana şöyle oldu da diyebilirsiniz. Bakın dersiniz ki ya bence böyle oldu. Üçü buraya koyarsınız. Tamam mı? Şu şekilde olmuş olur. 4'ü buraya koyarsınız. 5 de burası olur. Burada C biter ve hareket başlar. Ha, bana sorarsanız bu çok olası mı? Yani bence değil ama bence değil diye olacak, öyle değil diye bir kaydı yok. Burada şu önemli benim için. 1, 2, 3, 4. 4 işte artık burada neresi olursa ya da belki oldu bile. Dediğim gibi gene bilmiyoruz. 2, 4. 5 ama işte 5'in yeni bir düşük yapmaması benim mesela burada hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla şunu eğer ben olsam şu şekilde buna böyle demezdim. Yine şunu tercih ederdim. Okey. Böyle olsa ben olsam bunu tercih ederdim. Şundansa çünkü 5. dalganın yeni bir low yapması gerekir. Bir hareketin terminal olması için. Burada bu olmadığı için ya eğer böyle ise o zaman da şuna bakarız. Bu hareketin diyelim ki tamam mı? Benim gözümde eğer bu sayım doğruysa iki tane opsiyon var. Ya bu piyasa şu an bir dördüncü dalga yapıyor. Bu dördüncü dalgadan sonra bu arada dördüncü dalganın da ikinci dalganın bölgesine gelmesi önemli terminal harekette. Bu bir zorunluluk. Buraya gelip piyasa buradan bir beşinci dalga şöyle bir hareket yapıp da yukarı gidebilir. Eğer böyle bir hareket yaptıysa da gene dönmesi gerektiği nokta burası. Bu hareket C dalgası doğruysa dönmesi gereken nokta burası. Ha bu değilse, bu şekilde değilse o zaman sayımı şuradan itibaren farklı düşünmek zorundayız. Bu kadar basit. Yani ya burada bir hata vardır ya bunun devamında bir hata vardır. Dolayısıyla bu tarz durumlarda izle gör politikası gerçekten çok önemlidir. Tamam mı? Yani her gördüğünüz yerde illa trade edeceksiniz diye bir kaide kesinlikle yok arkadaşlar. Bakacaksınız. Ha bakarsınız eğer bu buradan piyasa dördüncü dalganın diyelim ki dördüncü dalga atıyorum şurada bitti. Bu saatten sonra eğer piyasa beşinci dalgaya gibi bir düzeltme dalgası yapıp buradan hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorsa o zaman dersiniz ki C'deki terminal hareket burada bitmiş. Ha bu hareket şuradan devam eder. Şurada bitmişse eğer şuralarda bittiyse yani 3 buradaysa 4 de şuradaysa tamam mı? Bu olduysa ve pardon şurada bittiyse o zaman bakacaksınız. Zaman buradan başlayıp bunun yarı zamanında buraya gelmesi lazım. Eğer gelirse o zaman bu sayım bu şekilde doğruymuş diyeceğiz. Ha gelmezse o zaman diyeceğiz ki ya mesela dördüncü dalga ama mesela şuraya gelirse diyelim ki dördüncü dalga buraya geldi. Tamam mı? Şöyle diyeyim işte böyleymiş. O zaman böyle bir terminal hareket yok. O zaman da diyeceğiz ki şu düşündüğümüz fikir yanlış. Dolayısıyla bakın ben burada sadece bir olasılığı anlattım bu arada. Yani şu A şuradaki B dalgasının ve devamını anlatacak şekilde bir senaryo izledik. Farklı senaryolar da olabilir. Bunları da mesela inşallah vaktimiz olsa bir dahaki videoda anlatırım. Dolayısıyla teoriyi doğru kullanmak çok önemli arkadaşlar. Buradan bunu anlamanızı istiyorum. Tekrar söylüyorum. Lütfen ve lütfen asla bunu bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Öyle bir şey kesinlikle değil. Zaten bir hedef falan da bir şey de vermiyorum dolayısıyla. Burada sadece şunu anlamanız gerekiyor. Olasılıkları değerlendirmeniz çok önemli. Doğru olasılığa göre bir plan yaparsanız o zaman bu analizde başarılı olabilirsiniz. Doğru olasılıkları
bir olasılığa çok takılıp diğer olasılıkları unutursanız elit dalga teoreminde başarılı olmanız çok zor olur arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.